devam ediyor. İslam'ın düşüncesi, teolojisi de böyledir. İlk çıktığı menba itibariyle, bunu Hazreti Peygamber döneminde anlaşılma biçimi diyelim, iniş vahyin, ki buna bir retoriği, kavl, hitap olarak alalım bunu. İlk geldiği anda temiz, pür. Peki farklı coğrafyalara yayıldı. İran'a gitti, orada bir yorumlandı. Orta Asya'ya gitti, Semerkant'ta diyelim, yorumlandı. Şam'da yorumlandı. Bağdat'ta yorumlandı, İstanbul'da yorumlandı. Peki, ilk çıktığı anda buluttan yağmurun pür hali ve sonra yere indiğindeki o pür halini kaybedişiyle, dinin farklı coğrafyalarda bindirilen yorumlarla bize gelen hali arasında bir analoji, bir benzerlik kuruyor. Şimdi dolayısıyla üzerine ne bindi? Çok farklı yorumlar bindi. Buraya kadar bir tespit. Buna kimse itiraz etmez. Farklı yorumlar bindi. Peki biz ne yapacağız? Bu kadar yoruma nasıl yaklaşacağız? Yine usul, metodolojiye ihtiyacımız var. Çünkü usulsüzlüğümüz usulsüzlüğümüzdendir denir. Bir yere varamayışımız yol yordan bilmeyişimizdendir denir. Ve burada yine bir Kur'an ayetine usulen başvuruyoruz, usul olarak. Diyor ki, فَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ. Kendilerine kadar gelen geleneği, sözü, birikimi duyup da en güzeline uyanı müjdele. Güzel. Usul şu. Bize kadar gelen bütün geleneği masanın üzerine serdik. En güzeline uymaktan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. En güzeline uymak demek, güzel olmayan, insafa, vicdana, zihne ve kalbe hiçbir şekilde dokunmayan, hatta dokunduğu zaman hasar bırakan kısımlar varsa onları hiç çekinmeden masanın üzerinden süpürebileceğiz. Ayet-i kerime bu cesareti bize vermelidir. Hocam ayeti hatırlıyor musunuz numarasını? Numarasını hatırlamıyorum. Tamam, bakarız. Evet, ama ayet-i kerimeyi söylüyorum. فَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ. En güzeline uymak. Şimdi geleneği, geleneksel olarak bize aktarılan birikimi, kültürü değerlendirme konusunda bu ayet-i kerimeden biz... Sözü dinleyip en güzeline uymak. En güzeline uyan insanları müjdele. Dolayısıyla...